Hewlett PACKARD ENTERPRISE Merhaba sevgili Business Channel Türk TV izleyicileri. Çayınızı kahvenizi alın, telefonunuzun sesini kısın, keyifli sohbetimiz başlıyor. Her seferinde evlerinize değerli bir konuğumuzla misafir oluyoruz. Bugünkü değerli konuğumuz Sayın İlhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇zleyicilerimiz için öncelikle sizi bir tanıyalım, kısa bir tanıyalım, sonra sohbetimize başlayalım. Tamam, teşekkür ederim. İsmim İlhan Taşlı. Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda kendime ait olan özel bir şirkette de hala hazırda işlerimize devam ediyoruz. Peki hemen siz böyle başladınız. Ben de hemen size orada sorulardan başlayayım. Altyapı ne demek? Bir kere oradan başlayalım. Şimdi, Neler altyapı içine giriyor? Az önce Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği demiştim. Burada altyapıdan kastımız tabii ki kanizasyon altyapısı değil. Makan. binadaki e, iletişime ihtiyaç duyan aslında her türlü nesnenin bu bilgisayar olabilir. işte IP kamera olabilir, IP TV olabilir. Telefonlar olabilir. Telefonlar olabilir. IP IP TV dediğim pardon, özür dilerim. Ee, telefonlar. IP telefonlar olabilir. Yani iletişimle alakası olan her türlü nesnenin altyapısını kastediyoruz. Burada ne, diye, ne diyebiliriz? Belli bir sistem adası olur, bir merkez olur. O merkezden dağılımı sağlayan altyapı ürünleri. Burada aslında e, bizim iştigal alanımıza genelde pasif ürünler giriyor. Kablolama ürünleri, kablolama ürünlerinin devamındaki o kes dediğimiz, peşkurt dediğimiz <laughs> bağlantı elemanları. E, tabii işin bir sonraki adımı da aktif cihazlarla. Bunların senkronize edilmesi. Aktik pasif ayrımını elektrikle çalışır, elektrikle çalışmaz şeklinde mi yapıyoruz? Şöyle. Aslında e, yapısal kablolama da neticede bir elektrik akımı var. Zayıf akım deriz biz ona. Hı hı. Neticede e, belli bir sinyalin akması için orada bir zayıf akımın olması gerekiyor tabii. O yüzden bu ayrımı elektrikle yapamayız biz. Bu ayrımı şöyle bir şey yapabiliriz. E, pasif derken şunu kastediyoruz. Tamamen e, iletişimi sağlayan komponent ve kablolar aktif derken de işte aktif cihazları nasıl e, bir üzerinde bir yazılımı olan bir programı olan ve bir düzenleme e, cihazı şeklinde düşünebiliriz. Yani Benim öbür tarafa kaba bir, bir tabirle şeydir. aptal sistem bu tarafa biraz daha böyle akıllı sistem diyebiliriz. Evet. Aktif pasif tamam. ayrımını kısaca bu tamam. şekilde yapalım. Peki, altyapı standartları yaklaşık olarak, hani Türkiye için konuşuyorum tabi, 90'ların başında yavaş yavaş standart diz olmaya başladı. Ondan önce de başka standartlarda yapılanlar vardı tabii ki ama bunlar bilgisayar sistemine göre özel çekilen kablolardı. Hani marka belirtmeyelim ama bir markanın belli bir modeli için yapılan, aynı markanın farklı bir modeli için çalışmazdı. Hep tamamen kendine özgü sistemlerdi bunlar. Fakat 90'ların başında özellikle kategori 5 kablolamanın ortaya çıkmasıyla beraber e, kablolama diye bir şey ortaya çıktı. Evet. Şimdi burada baktığınız zaman da bunun yanına işte kliması geldi, yükseltilmiş döşemesi geldi, yangın söndürme sistemi, kesintisiz güç kaynağı birçok alanda komponentler oluştu. E, bunları bir kere siz hani bu ortamları Yaptığınız işlerde, yaşadığınız sorunlarda bunları Türkiye'de biz ne kadarını üretiyoruz? Ne kadarını yurt dışından getiriyoruz? Hani 90'lardan sonra ne kadar mesafe kat edebildik bu konuda? Evet. Burada kısaca şöyle bir konudan bahsedeyim. Dernek olarak aslında bir takım etkinlikler yapıyoruz biz. Fokuslandığımız konu da data center yani veri merkezi dediğimiz kısım. Bu veri merkezlerinde... ...tabii işin... E, ...sadece altyapısı... ...az önce bahsettiğimiz kavlulama altyapısının... ...haricinde az Çok önce bahsettiğiniz... ...yükseltilmiş tabii. döşeme var. E, işin iklimlendirme tarafı var. Enerji ve enerji yedeklemesi var. Doğru. Yükseltilmiş döşes, döşemesi var. Soğuk hava koridoru olan... ...kabinet sistemleri var. İşte fiber runnerlar var. O var, bu var. Şimdi burada... ...eğer... Az önce bahsettiğiniz bu ilk beşlerin çıktığı Twinax'lardan sonra çıkan KET evet, evet, dediğimiz evet. sistemlerden sonra sürekli yeni elemanlar eklenmeye başladı. Neden? Çünkü daha büyük veri merkezlerine ihtiyaç duyulmaya başlandı. Bu veri merkezlerinin bir de sürekliliğini sağlamak lazım. Nasıl Doğru. sürekliliğini sağlayacağız? Dışarıdan gelecek fiziksel etkenlere karşı burayı bir kere korumamız lazım. Doğru. Deprem Doğru. olur, yangın olur, sel baskını Doğru. olur. olur. Evet. Aklınıza her türlü felaketi getirin. Ee, bunun haricinde enerji yedeklemesi yapmanız lazım. Siz dışarıdaki şebekenin elektriğine güvenip bir veri merkezi kurmaya kalkarsanız e, atıyorum ayda bir kere veya üç ayda bir kere iki kere sıkıntıya girersiniz. Ama bu mesela örnek veriyorum bir finans sektöründeki hizmet veren bir veri merkezi olduğunu düşünün. Ve e, bankada kuyruk şey beklerken değil. ya da bankada internetle işlem yaparken yaklaşık 3 saat, 5 saat hizmet vermemesinden dolayı işinizi yapamadığınızı düşünün. Doğru. Bu çok evet. ciddi bir sıkıntı. O yüzden veri merkezini, e, ver, veri merkezlerini e, kurmak bir yana bir de bunun sürekliliğini sürekli çalışabilir halde tutmak asıl meseledir. Şimdi gelelim sorunuza bunu anlattıktan sonra. E, biz bunların ne kadarını yapıyoruz da ne kadarını yapamıyoruz. Evet. Ee, maalesef şeye bağlıyız ee, bu konuda dışarıya bağımlıyız ama e, yeni gelişen e, yatırımlarla biraz yazılım tarafında Türkiye'de yapılan bir takım yatırımlar var sanallaştırma tarafı yazılım tarafı evet bir yerlere geldi geliyor ama maalesef bu az önce bahsettik aktif cihaz tarafında olsun ee, server storage tarafında olsun maalesef pek yerli şıkıntı. ürün göremiyoruz ha, evet. burada bir takım e, yatırım yapan kuruluşlar var ama hala hazırda e, pek çok parça da gene dışa bağımlılar. İşte anakart olsun, çip olsun ve benzeri. Peki e, pasif elemanlarda bir şey yapmıyor muyuz ülke olarak? Türkiye'de kablo o konuda... Üretimi, üretimi, e, kategori 5 kablo üretimi. Kablo üretimi fena gitmiyor. Yapıyoruz. Yani iyi kaliteli kablolar da var piyasada. Hatta fiber kablolar var. Her ne kadar içindeki kor yine ithal olsa da. Bu da bir çünkü şeydir. apayrı bir teknoloji. Bir apayrı Tabii. bir ilk yatırım maliyeti ha, çok şeydir. yüksek olan bir evet. alan. E belki ileride o da olacaktır. Ben kablolama alanında çok kötü görmüyorum. İyi kablo üreten üreticilerimiz var. Ama maalesef bunların bileşenleri, o bağlantı elemanları maalesef Türkiye'de hala Dışarıda. yapılmıyor. Genelde dışarıdan. Anladım. E, peki siz hani o tarafını da daha iyi bildiğiniz için soruyorum. E, kabinet konusu da var. Yani e, Türkiye'de şimdi, tabirimi maruz görün. E, sonuçta saçtan bir tane kasadan bahsediyoruz aslında. Evet. E, bunu yurt dışından getirmek gerçekten gerekiyor mu? E, Güzel yani, soru. Türkiye'de <laughs> Türkiye'de bunu üretemiyor muyuz? Size o zaman ben bir anımı anlatayım. Lütfen. Evet firmayı ilk kurduğumda, kendi özel şirketimi ilk kurduğumda e, Afganistan'dan bir takım işler bana denk geldi. Biz de teklifler verdik, fiyatlandırdık. Sattığım ürünün sertifikaları güçlüydü, kuvvetliydi. Dolayısıyla çabucak, hızlıca onay aldı. Sonra iş ortağımızla yani işin uygulama yapacak olan arkadaşımızla tartıştık. Dedik ki, ya biz yurt dışı menşeli kabin önermeyelim. Tamam bu Afganistan'da bir Amerikan projesi. Ya bizim yerli üreticilerimiz de Kötü kabin yapmıyor sonuçta. Kesinlikle. Biz niye bunu önermeyelim? İşte data, üreticilerden data şitleri aldık, gönderdik. Dedik böyle böyle, bakın bu ürünlerimiz de var. Hatta sertifikaları da var, bir takım sertifikalar da mevcut. Sonra oradan bize bir not geldi. Ürünlere not veriyorlar. İşte çocuğa karne verir gibi, A, B, C, D, evet. E diye not veriyorlar. Bize bir E harfi geldi. Yani sıfır. Bu E demek, hani bir daha bu ürünü bize sunmayın demek anlamına da geliyor. Hani BC alsak, hani diyecekler ki şunun şurasını düzeltirin, evet, işte. olur. Bunun burasında bilmem ne olsun, olur. Sonra tabii moralimiz bozuldu, cazımız sıkıldı. Ya dedik, niye E? Hani bu kadar mı kötü? Neticede bir ürün var ortada, fena da bir dizaynı yok. Ee, sonra bir açıklama daha geldi bize, dediler ki... ...ürün tamam, evet 19 inç, işte cihazlar oturuyor. ...oturur, sıkıntı yok. Ama kabinetin kullanışlılığı... ...işlevselliği anlamında... ...hiçbir kablolama mantığına uymuyor. Yani yeterli anlamda... ...dizayn tarafında ciddi sıkıntılar var. Daha sonra ben hakikaten... ...bu konuda dediğiniz gibi kabinet... ...sektöründen geldiğimiz için... ...işin temelinde biraz inceledim. Yani yurt dışından gelen kabinetleri de biraz inceledim. Baktım ettim neyi fazla neyi eksik... Hakikaten çok ciddi farklar vardı. Kablolama dizaynı anlamında farklar vardı. Yoksa saç aynı saç. 19 inç evet. Ölçüler aynı ölçü. Arada hiçbir fark. Kapısı evet açılıyor, kapanıyor. Onlarda sıkıntı yok. Temel fonksiyonlar. Temel fonksiyon. İşlevselliğinde çok olan... ciddi sıkıntılar vardı ama şu anda üreticilerimiz o sıkıntıları aştı aşıyor. Şu anda center'larda soğuk hava koridorlarında artık yerli kabinetlerde kullanılmaya başlandı. Yani evet. o Problemleri yıllar önce olan o problemleri yavaş yavaş aşmaya başladılar. Zaten o ithal edilen kabinlerin de artık e, pazarı yavaş yavaş yerliye doğru kayıyor. Anladım. Anladım. Peki dernek olarak neler yapıyorsunuz? Yani dernekte örneğin e, eğitimler mi düzenliyorsunuz? E, üyelerinize e, belli bir standarda belli bir... E, Standart belgesini veriyorsunuz. Nasıl yapılır? Neler yapıyorsunuz? Kısaca şöyle bahsedeyim. Ee, biz derneği 2012 yılında kurduk. 2012 yılındaki kuruluş hedeflerimizden bir tanesi de en azından e, uygulamada çalışacak olan teknik elemanlara bir eğitim verebilmekti. Hı hı. E, bu alanda ilk biz Ankara'da MYK var. Mesleki Yeterlik evet. Kurumu. İlk orayla görüştük. ...bununla ilgili standartları oluşturabileceğimizi, bununla ilgili eğitim ve sınav sistemini de uygulayabileceğimizi belirttik. Ama bu düzenleme o dönem için TÜBİDER'e verilmişti. Bir dönem TÜBİDER bu işi götürdü. Seviye 1, seviye 2, seviye 3 ve 4, 5'i kapsayacak şekilde. 4 ve 5 düzenlenmişti. Aslında orada bir ayrım var. Bizim alanımız... Ee, seviye 2 ve 3 ile alakalı. 4 ve 5 de çünkü aktif cihazlar e, gündeme geliyor. Yani yasal düzenlemeden kaynaklanan e, bir takım sıkıntılar bizim oradaki kapıyı kapattı. Ee, i̇lerleyen süreçte tekrar nasıl açarız onu bilmiyorum. Çünkü biz bu eğitimleri biraz da e, resmi olmasını istiyoruz. Yani devletin de bu işin içerisinde olmasında e, fayda görüyoruz. Sonuçta e, şu anda gündemde olan bir konu var. Yurt dışında gene bizimle gibi dernek olan bir kuruluş var. Bununla ilgili çok güzel eğitim dokümanları ve planları oluşturmuşlar. Bunun Türkiye'de temsilciliğini ve uygulamasını yapmasını yapmamızı önerdiler. Şu anda hızlıca bunu gündeme getirip e, uygulamaya sokacağız inşallah. Ha, bugüne kadar ki dernek etkinliklerinde en göze çarpıcı, en dikkat çekici e, olayımız ne oldu derseniz? Her sene düzenlediğimiz Data Center Türkiye etkinlikleri oldu. Üç tanesini Haliç Kongre Merkezi'nde yaptık. Bu sene de bir tanesini Hilton'da yapacağız inşallah. Bunu, bu soruyu sorarken tabii en büyük e, argümanım şuydu. Aslına baktığınızda ...alt e, altyapı sağlayan şirketleri biraz e, merdiven altı diye tabir edeceğim yerler de var. Bunlar da yaptıklarını söyleyerek ...aslında sektöre zarar veriyorlar. Köşedeki telefoncuya bakıyorsunuz. Köşedeki elektrikçiye bakıyorsunuz. Ee, ben data kablosunu çekerim diyor. Oradan çekiyor, buradan çekiyor, bir şey yapıyor. Yani yaptığı doğru mudur? Hangi standlarda göre çalışıyordur? E, ucuna koyduğu terminasyonu doğru mu yapıyordur? Eğer mi yapıyordur? Buralarda hep sıkıntılar var. Evet, maalesef. Ee, ve de hani sertifikalandırılmamış bir e, uygulayıcı... E, ...benim gördüğüm kadarıyla sektöre zarar veriyor diye düşünüyorum. Aynen öyle. Peki. E, Altyapıdan bahsettiğimize göre bu malzemelerin ömrü uzun diye düşünüyorum. Ne kadar? Normalde e, iyi bir üreticinin ürünlerinin minimum bir 25 yıl aynı mantıkta çalışması lazım. Aynı mantıkta derken işte aynı iletişim hızında e, performansını sergilemesi lazım ve bu 25 yıldan daha az olmaması gerekir. 25. Evet. Evet bu tabii tabii e, bu özür dilerim araya girdim. Ee, az önce bahsettiğiniz eğitimli tabii uygulamacının muhakkak, muhakkak uygulaması yaptığı, kaydıyla. Çünkü ürün sadece olay ürün değil. Evet. Siz kabloyu çekersiniz şuradan. E, şey, keskin bir yerine denk getirsiniz. Kablo sıyrılır, bilmem ne olur ya da bağlantılarında Gevşek yaparsınız. İşte gerekli Zaman komponentleri içinde, kullanmazsınız. Şey e, zamanla sıkıntı olur tabii ki. Tabii. Yani Haklısınız. ürün evet. ve uygulama ikisi bir arada Haklısınız. bahsediyorum. Haklısınız. Haklısınız. Peki, e, bugünün teknolojilerinde bu altyapıları kullanıyoruz. Gelecekte nereye doğru gidiyor altyapılar? Gelecek e, yani aynı şekilde mi devam edecek? Yoksa yok. teknolojinin gelişmesiyle yok, beraber yok, yok. onlarda da ciddi değişiklikler olacak mıdır? Kesinlikle çok ciddi değişiklikler olacak. Zaten şöyle geçmişten bu yana 80'lerden bu yana bu işte ki büyüme oranlarına baktığınız zaman dünyada çok ciddi ekonomik krizlerin olduğu senelerde bile bu Hep bilişim büyümüş. ve iletişim sektörü yüzde %20 büyümüş en az. 15 ile 20 arası değişiyor. 20'nin üstüne çıktığı oranlar da var. Yani kriz şudur, budur, hiçbir şeyden etkilenmemiş. Hep büyümüş. Şimdi e, gelecekte ne olacak peki? Gelecekte hani telefonlarımız çok hızlı çalışıyor, İşte IP TV'ler var, IP telefonlar var, IP kameralar var, her şey çok güzel çalışıyor şimdi baktığınız evet. zaman. Ama dosya boyutları da büyüyor. Evet, şimdi siz şey bir müddet boyunca... sonra e, şimdi telefonunuzda normal seyrettiğiniz videoyu ya bu niye 4K göstermiyor diyeceksiniz. O konuda da çok meraklıyızdır. Biz böyle cebimizdeki parayı bu tarz şeylere yatırmaya <gülüyor> doğru, doğru, <gülüyor> hevesliyiz. Doğru. Bu işin e, sosyal boyut hani sokaktaki kişinin buna ihtiyaç olan tarafı. Bir de kurumların Kurumlar, e, ihtiyaçları artık değişmeye başladı. Neden bahsediyoruz bugünlerde? İşte nesnelerin interneti diyoruz. Hı hı. Nesnelerin interneti nedir? Aslında kısmen de olsa yavaş yavaş güncel hayatımıza da girmeye başladı bu nesnelerin interneti dediğimiz şey. Mesela örnek verelim, işte Google Map'i kullanıyorsanız Google dünyadaki tüm IP kameralardan topladığı datayı bir yerde merkezde analiz ediyor ve sonuçta size işte belli bir yerden belli bir yere gideceğiniz zaman diyor ki burada çok trafik var şu güzergahı kullanın gibi evet. ya da yeni yeni uygulamaya geçiliyor işte bir trafik ışığının olduğu yerde bir kavşakta bakıyorsunuz şurada kilometrelerce arabalar birikmiş şurada da bir tane iki tane araba geçiyor ve buna dakikalarca yeşil yanıyor ne yapıyor sistem kendi içinde diyor ki burada trafik var buraya yeşili fazla yakacağım buraya da kırmızıyı fazla yakacağım diyor gibi. Yani nesneler nesnelerin birbiriyle iletişiminden bizim faydalanıyor olmamız lazım ama bu da <laughs> big data dediğimiz büyük bir data yaratıyor. Bu büyük datanın bir şekilde az önce bahsettiğimiz sürekliliği olan veri merkezlerine ihtiyacı var. İşlenebilir, analiz edilebilir ve insanların faydasına ...kullanılabilir, hale getirebilmek için. Bu da korkunç, dehşet, yatırım demek. Bir diğer konu, işte Sanayi 4.0 diyoruz. Evet. Ee, sanayi 4.0 zaten... ...inanılmaz kompleks bir yapı. Bir kere yazılımların kökten değişilmesi gerekir. Yeni donanımların... E, ...yatırımlarının yapılması gerekiyor ama e, daha az enerjinin harcanması, daha az insan kaynağının kullanılması, daha yüksek kalitede insanlara hizmet verilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi için artık bu sanayi 4.0'a da Yapacak. yavaş yavaş geçilecek gibi duruyor. Dolayısıyla bütün bunların hepsi de tabii altyapıları E tabii bu da bu da bir az önce bahsettiğimiz hı. büyük data gerektiriyor. Tabii. Yani şöyle bir sistem düşünün. İşte bir, herhangi bir marketin rafında bir ürün bitiyor. Şimdi barkodla ...işte yazar kasanın orada çalışan görevli... barkodtan düşürdükçe... ...rafta kalan malın... miktarı belli oluyor. Evet. Ama bu data kimi ilgilendiriyor? O marketi. Bundan sonra o marketi ilgilendirmeyecek. O bilgi ana dağıtıcıya gidecek. Ana dağıtıcıdaki bilgi... ...fabrikaya gidecek. Ve fabrikadaki makina... ...otomatik o üretime geçecek. Her, evet. Siz herhangi bir komut girmeden. <laughs> Sanayi 4.0 aslında bunu kapsıyor. Evet. Baktığınız zaman ortada işte daha düşük enerjiyle, daha verimli ve daha düşük, daha yüksek kalitede bir hizmet almış oluyorsunuz. Tabii bunun tabii ki hukuksal boyutu apayrı bir konu. Onun yani siz muhakkak, karşılıklı, muhakkak karşılıklı kontratlarınızı, sözleşmelerinizi ayrıca yapmanız gördüm. lazım. Hukuksal boyutunu şu anda girmedim. Tabii tabii. Evet sevgili Business Channel Türk TV izleyicileri, keyifli sohbetimiz maalesef zaman nedeniyle kesmek zorundayız. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hewlett Packard Enterprise.